Merhabalar, iyi pazarlar, iyi hafta sonları. Bugün biyoenerjiyi konuşacağız, tasarrufu konuşacağız. Bir furyadır toplumda, internette, YouTube'da, Instagram'da, Facebook'ta, bir sosyal medyada bir patlamadır, şeydir ya bu. İşte ben diyor biyoenerjiyle bel fıtığı tedavisi yapıyorum diyor. Diğeri diyor ben bel fıtığıyla işte biyoenerjiyle skolyoz tedavisi yapıyorum. Diğeri diyor işte ben biyoenerjiyle delileri iyileştiriyorum. Öyle diyorlar. Yani ruh sağlığını iyileştiriyormuş. Ruh sağlığı problemi olanı iyileştiriyormuş. Diğeri mideyi iyileştiriyormuş. Değil mi? Böyle bir kargaşa, karmaşa. Biz de dedik ki ya biz bir şey öğreneceksek işin ehlinden öğrenelim. Şimdi hem programımızın hem televizyonumuzun en büyük kriteri bu. Benim için de çok önemli bir nokta bu. Yani işi kaynağından öğrenmek ve öğretmek. Bu anlamda da benim de kendisinden gerçekten sağlık olarak faydalandığım bir omuz problemi yaşamıştım birkaç ay öncesinde. Ciddi anlamda desteğini görmüştüm. Yani yardımcı tedavi olarak desteğini görmüştüm. Antalya'dan konuğum Tutku Sıla Oral, kendisi akses terapisti, aynı zamanda biyoenerji terapisti, reiki terapisti, çakralarla ilgileniyor. Böyle bir sürü eğitimi, hüneri, başarısı olan bir arkadaşımız. Kırmadılar, geldiler bizi. Sağ olsunlar. Tutku Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Çok sağ olun, hoş bulduk. Şimdi izleyicilerim der ki Tutku Sıla Oral kimdir? Şimdi özellikle size çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel, değerli bir programımıza beni konuk ettiğiniz için. Tutku Sıla Oral kimdir? Tutku Sıla Oral 1977 doğumlu, Isparta doğumlu. Ve hep kendimi... Gül memleketinden geliyorsun. Gül memleketinden geliyorum. O yüzden bakın size kırmızıyı temsil ediyorum size. Kırmızı gül gibisiniz. Çok teşekkürler. Şimdi enerji, hep uğraştım enerjiye küçüklükten. Enerjiye karşı çok büyük bir yakınlığım vardı. Nereden geliyor enerji? Babadan, dededen bir enerji ile ilgili bir şey var mı? Örneğin benim dedem akrep ısıranları dua okurdu. Evet. Akrep ağrısı geçerdi ve işte bir diğer dedem mantar oluşurdu. Böyle tutardı, egzama tarzı bir şey oluşurdu. Evet. Oraya arpayla çizerdi, dua okurdu. Bir şey yapardı ve iyileşirdi insanlar. Köyde bir başka amca sigillerin üzerine bir dua okurdu. Çok sigiller güzel. Geçerdi. Gerçek böyle çünkü. Çocukluğumda yaşadığım şeyler bunlar. Yani evet. Fakülteden önce. Sizin nereden geliyor bu enerji? Benim bu enerji, küçük kedim vardı benim küçükken. Bu bir gün böyle hasta. Ben buna hep dokunduğum zaman tepki veriyordu ve o kedi iyileşti. Sonra dedim ki ben de bir şey mi var? Ve bunu benim rahmetli nenem fark etti. Dedi sen şifacısın galiba. Dedim ki Allah Allah nasıl oluyor? Ve hep böyle dokunma hissim vardı. Her şeye karşı, bitkilere karşı, işte hayvanlara karşı, insanlara karşı sürekli dokundum. Ve dokunarak bir yola çıktığım için de mesleğim olaraktan terapistliğe başladım. Daha sonrası cilt bakım bölümüne geçtim. Çok uzun yıllarca hizmet verdim. Ve burada da yine insanlara dokunarak... Ve kime dokunduysam gelen misafirim... İyilik hissetti diyorsunuz. Misafirim diyordu ki benim burada ağrım vardı, tutkanım geçti. Öbürü geliyordu, işte ona bakım yapıyorum. Benim burada kırışıklıklarım vardı, geçti. Dedim bende bir şey var. Sonra Reiki'yi ben fark ettim. Sonra Reiki alanına geçtim. Araştırdım, eğitimlerini aldım. Uzun bir yıl sonrası daha da enerjimin yüksek olduğunu fark edince ve uygulamış olduğum sonuçlarımı değerlendirerekten bunların daha bilir kişilerden eğitimini almaya karar verdim. Peki, iyi yapmışsınız. Yüreğinize sağlık. Teşekkürler. Şimdi siz tasavvufla da ilgileniyorsunuz. Tasavvufla da evet ilgileniyorum. Daha doğrusu çok ilgilenmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca artık daha böyle... Çünkü tasavvuf çok ünlü bir şey. Hassas bir konu. Evet. İnsanlığın varoluşuyla birlikte gelen bir... Aynen öyle. Tasavvuf tamamen İslamiyet'in doğru kullanılması. İslamiyet'in. Kesinlikle. Peki İslamiyet'ten önce tasavvuf yok mu? Yani var, Hristiyanlık'ta, ama, Yahudilik'te, Şaman kültüründe, zaten biz Yezidilik'te. Şaman kültüründen geliyoruz. Yani Budizm'de, eski diğer kültürlerde de yok mu şey tasavvuf? Tasavvuf hep var. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesinin açıklanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesinin açıklanması. Kesinlikle. Evet. Bugün bir Fatiha'yı açıklamaya kalkarsak belki 700 sayfa yetmez. Sadece bir Fatiha. Bu kadar kıymetli. Yani tasavvuf demek çok ırkçılık, tarikat, belli bir yere bağlanmak değil. İslamiyet'i terazide, vicdanınca, kime, neye inanarak yürüyoruz. Tasavvuf herkesi aynı gözle mi bakıyor?
Eşit mi bakıyor insanlara? Tasavvuf insan eşit olarak bakıyor. Tasavvuf insan olarak bakıyor. Tasavvuf yaradanın yarattığı her şeyi seviyor ve saygı duyuyor ve kabul ediyor. Eleştiri, dedikodu, gıybet, hak, hukuk, yemek yok. Tamamen vicdanen. Bir şifacının da tasavvufa sahip olması gerekmiyor mu? Tasavvuf sonuna kadar yani gerekiyor. Çünkü sonuçta biz hastaya dokunduğumuz evet zaman, ya da hastayı muayene ettiğimiz zaman, ya dinlediğimiz hı-hı zaman vicdanımızla baş başa kalıyoruz hastaya karşı. Aynı yani şekilde. Yani vicdanımızı ortaya koyarak davranıyoruz ve diyoruz ki yani evet Tanrı burada, vicdanım burada, hasta burada. Ben vicdanımla hasta arası Tanrı'yı bile koymuyorum. O orada. Onu oraya indirmiyorum. Ya vicdanım her şeye hakim burada. Hasta bakarken, hasta muayenelerken. Şimdi şöyle bir şey var. Biz vicdanına yaklaşmazsak kimseye, hiç kimseye biz şifacı olamayız. Şifa zaten Yaradan'dan. Biz hiçiz. Biz yokuz. Biz diye bir şey yok. Ben diye bir şey yok. Biz hiçiz. Biz bu kere et bedenden bir çıkmak zorundayız. Doğruyu bulmak için. Tasavvufta benlik var mı? Tasavvufa benlik oldu mu zaten tasavvufa hiç ilgilenmemiz gerekiyor. Tasavvufta benlik yok. Hiçlik var. Peki bir şifacıda benlik olur mu? Olması gerekiyor mu? Gerçek haddini bilen bir şifacıysa evet, benlik ve ego olmaz. Olmaması gerekiyor. Kesinlikle olmaz. Evet. Ama karşı taraftan da onun ilmine, bilgisine, danışanın da saygı duyması gerekiyor. Doğru, doğru. Şimdi insanlar şöyle söylüyor. Ben hani bir şey yaparken örnek veriyorum. Benim danışanım gelmiş, hastam. Ben onun bunu yaparsam ne olur ki? Kim görüyor? Beni danışanım mı görüyor anda? Allah görüyor. Yetmez mi? Allah yukarıda değil. Yukarıya el açarak dua edilmez. Yaradan bizim şah damarımızdan daha yakın. Her yerde Allah. Sağa bak, sağda görürsün, solda görürsün, önünde görürsün, arkada görürsün. Aldığım her nefeste zaten Allah. Sen Allah'ı görmek istiyorsan yüzüne bak, Allah orada. Her yerde. Evet. Evet, evet. Yani aslında vicdanındır Tanrı kavramı. Kesinlikle. Ben Adem'indir, vicdanındır Tanrı kavramı. Evet. Peki siz biyoenerjiyle de uğraşıyorsunuz. Evet, uğraşıyorum. Ben biyoenerjiyi de sizden dinlemek istiyorum, duymak istiyorum. Yani tabii biraz bilgim var ama işin ehlinden dinlemek evet çok daha farklı tabii. Tabii ki. Biyoenerji, biyo zaten hayat demek. Enerji zaten bizim yaşam içerisinde hayatımızı idame ettirebilmek için enerjiye ihtiyacımız var. Biyoenerji sadece bana gelen, benim gibi bir sürü biyoenerjilere ait bir özellik değildir. Biyoenerji Yaradan'dan tüm canlılara özel gelmiş olan, verilmiş olan yüksek frekansta bir enerjidir. Kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur. Bugün size de aynı şekilde enerji olabilir. Var, kesinlikle var. Hayvanlara da enerji var. Çiçekte de var. Sudaki enerji hiçbir şeyde yok. Bunu insanlar fark edemiyor maalesef ki. Sudaki titreşim, sudaki biyoenerji o kadar çok güçlü ki. Yeter ki kullanmasını bilin. Peki şimdi insan organizması %79'u su. %80 oranında su var insan organizmasında. Siz biyoenerjide bu sudan nasıl faydalanıyorsunuz? İnsanın organizmasındaki evet bu sudan nasıl faydalanıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu suyu elinize aldığınızda, siz bu suyu kendinize şifa niyetine içerseniz şifa bulursunuz. Zehir niyetine içerseniz zehirlenirsiniz. Su o kadar duygularınızı alır ki sizden. İnsanlar çok sıkıntın olduğunda da bu suya bildiğin esmaları ayeti oku, üfle iç. Bu da şifadır. Beden temizleniyorsun. Bizim buraya kitap vardır çakralarda, beden arınmasında. Suyun altında geçtiğinizde kafanızın aşağıya şelale gibi su akar. O bizi arındırıyor. Gözünü kapat, bir 10 dakika meditasyon yap. Bütün dışarıdan gelen negatif enerjiyi vücut temizler. Su temizler. Yani bu su bana şifa dersen şifa gelir. Her şey böyle. Zaten biyoenerji çok sonradan olan bir şey değil ki. Hep var olan bir şey enerji hayatımızda. Düşünün eski atalarımızdan, nenelerimizden bir çocuk duymadığı zaman ne yapardık? Sırtını vururlardı. Ya da büyükler ne yapardı? Bir yere gittiğimizde maşallah der, sıvazlardı. Hep bir sıvazlama, dokunma bizde de var, hayvanlara da var. Hayvanlar da doğum yaptıklarında hemen yavrularını yalarlar. Evet.
Şimdi Tutku Hanım, evrimsel olarak iki tane duygu var. Evet. Birincisi koklama duyusu, ikincisi dokunma duyusu. Şimdi koklama duyusunda şöyle bir özellik var. Köpekte 4000 tane koku duyucusu var. Burada olfaktör sinir, iki gözün başladığı yerde. Evet. Beyin omurilik zarı da burada başlıyor. Bir de üçüncü göz dediğimiz şey de burası olarak görülüyor. Üçüncü göz. Hı hı. Şimdi erkekte bu 200 tane bu koku duyusu hücresi. Erkekler sadece 20 tanesini kullanabiliyorlar. 180 tanesini biz kullanamıyoruz. 20-21 yapamıyoruz. Ama kadınlarda da bu çok fazla. Çok iyi çalışıyor kadınlarda. Evet. 500'ü 5000 yapabiliyor bir kadın. Koku duyusu. Çünkü bu frontal lob, alın lobu, duygu merkezi kadınlarda gelişkin. Hani diyoruz ya kadın niye bu kadar çok konuşuyor? Kadın konuşacak çünkü duygusu gelişkin. Biz konuşmayacağız. Çünkü bizim duygularımız yetersiz. Yani evet. Konuşma şeyimiz yetersiz. Yetimiz yetersiz. Koklama ve duyusu, dokunma duyusu biyoenerjiye de çok önemli. Biyoenerjide dokunma duygusunu ben ilk önce ön planda tutuyorum. Dokunma ön planda tutuyorsunuz. Ama biyoenerji seanslarında adı üzerinde temassız masajdır. Kişiye çok dokunmazsınız. Ama sizin eliniz ona dokunmak istiyorsa da dokunursunuz. Hani çok problemli bölgesi var gelen danışanımızın. Elinizi oraya koyabilirsiniz. Koymak zorunda değilsiniz. Koymadan da bir enerji seansı uygulayabilirsiniz. Çünkü frekansla çalışıyoruz. Et bedenden çıkıyoruz, enerji bedeniyle çalışıyoruz. Biz o anda bizlik yok, benlik yok. Şifa yaradandan. Sadece aracıyız. Evet. Şimdi biyoenerjiyi geçmek istemiyorum. Evet. Sudan bahsettiniz. Çok tabii güzel ki. Bir örnekti bu. Şelalelerin olduğu yerde ve şelale ne kadar yukarıdan akıyorsa şelalelerin olduğu yerde biyoenerji çok fazla. Çünkü titreşim var. Evet, titreşim var. İkincisi affedersiniz. İkincisi meşe ağacında. Sarılırsak meşe ağacına. Meşe ağacının biyoenerjisi çok fazla. O kadar güzel ki meşe ağacının biyoenerjisi. Evet. Meşe ağacını kesersiniz ya da yakarsınız o yanlara doğru damar veriyor ve ertesi sene daha gür çıkıyor meşe ağacı. Evet. Üçüncüsü akasya da çok fazla ve kokusu da çok güzel. Yani bir Nisan'ın, Mayıs'ın doğanın havasını güzelleştiren bir koku. Ve ardıç da çok çok önemli. Yani aromaterapide de çok kullanılıyor. İşte antibakteriyel, antimikrobiyal, antifungal yani çok böyle yönlü kullanılan bir bitki ardıç. Ve iğnelerde iğneli ağaçlar, iğne yapraklarda, çam ağaçlarında, selgide ve onların türevlerinde biyoenerji çok fazla ama ondan da ötesi çıplak ayakla yürüdüğümüz zaman ya toprağa bastığımız zaman çamura, toprağa, kuma, denize bastığımız zaman çıplak ayakla bu da bizi arındırıyor biyoenerji olarak, destekliyor bize. Sizin ayrıca önerdiğiniz bir şey var mı? Evde örneğin kış günü biz sadece duşa girebiliyoruz. Yani denize giremiyoruz. Çıplak ayakla dışarıda dolaşamıyoruz. Eve gittik şimdi akşama kadar ben hastalara dokunuyorum. Ya da işte bu kameraman arkadaşlar burada kameranın arkasında çekim yapıyorlar. Evet. İşte insanlar işlere güçlere akşama kadar yoruluyorlar. Eve gittiğimizde neler önerirsiniz insanların arınmaları için? Şimdi, duşun haricinde. Çok güzel bir formül vereceğim. Bunu herkes uygulasın hayatında. Lütfen. İnanılmaz sonuçlarını görecek. Bizim dışarıdan gün içerisinde almış olduğumuz negatif enerji, toksinler, zehirler o kadar çok bizi yıpratıyor ki. Sadece yapması gereken insanların bildiğimiz siyah üzüm sirkesi. Siyah üzüm sirkesi. Kesinlikle. Kara üzüm sirkesi. Kara üzüm sirkesi. İçerisine deniz tuzu ve gül suyu. Kara üzüm sirkesi. Deniz tuzu. Deniz tuzu ve gül suyu. Kesinlikle. Gül suyu mu gül yağ mı? Gül yağ çok fazla gül çünkü. Gül suyu. Hayır gül yağ değil gül suyu. Her yerde bulunabilir. Evet. Gayet de gül suyu. Ucuz. Evet. Bunu nasıl yapacaklar? Bunların hepsini karıştırıyorlar. Önce 5 kiloluk bir sirke bidonun içerisinde. Bu banyonuzun bir köşesinde her zaman bulunsun. Kara üzüm sirkesi, deniz tuzu. Tuzu ve gül suyu. Evet. Ve gül suyunu karıştırıyorlar. Karıştırıyorlar. Banyonun köşesinde kalıyor. Banyonun bir köşesinde kalıyor. Sonra ilk önce duşumuzu alıyoruz güzelce. En son suya gelince bir kapla kovanın içerisine
dökülür bir miktar. Vücuda her yerden dökülsün. Ve sonrasında daha durulama olmayacak. O vücutta kalacak. Bu ne yapıyor? Bizim vücutumuzu bütün toksinden, kötü enerjiden, negatif enerjiden bizi arındırıyor. Ve vücutumuza inanılmaz bir dinçlik veriyor. Hiçbir şey yapamadık. Bunu da yapamıyoruz. Televizyon izliyorsunuz. Bir tane kabın içerisine yine aynı şekilde bunları dökerekten biraz da sıcak su ayaklarınızı koyun. Ama o suya bakmayın. Çünkü su sizdeki bütün negatif enerjiyi ayaklarınızdan çekiyor. Göz teması suyla kurduğunuzda o enerjiyi siz yeniden kendinize gönderiyorsunuz. Hiç bakmadan suya, evde yanınızda biri varsa alacak o suyu gidip dökecek. Bunun da püf noktası siz budur. Siz suya bakmayacaksınız. Bakmayacaksınız. Çünkü su istediğiniz kadar sıcak koyun. 10 dakika sonra su sıcaklık özelliğini yitirecek. Kendi kendine soğuyacak. Soğuduğunu suyun hissettiğinizde vücutunuzdaki negatif enerji bitmiş demektir. O suya bakmadan kesinlikle o suyu bir başkası gidip dökecek. Ha, kimse yok evde, tek başınasınız. Yine suyla mümkün olduğunca göz teması kurmamaya özen gösteriniz. Kara üzüm sirkesi, deniz evet. tuzu ve gül suyu. Kesinlikle. Bu banyoda, banyo yaptıktan sonra evet. kovaya koyuyoruz. Ve yıkanıyoruz. Yıkanıyoruz. Ve vücudumuzda kalıyor. Kendini kurutuyoruz. Başka su dökmüyoruz. İkincisi bunu yapamamışsak eğer bunun içerisinde bunu sıcak su içerisinde koyuyoruz. Koyuyoruz ayaklarımız için. Ayaklarımız için koyuyoruz. Oturun televizyonunuzu izliyoruz. İzliyoruz. Bu kadar. Ondan sonra 15-20 dakika sonra ya bakmadan döküyoruz ya birileri döküyor. Dökerken biz bakmayacağız. Hayır kendiniz bakmayacaksınız. Dökerken döken kişi bakabilir o mi? O bakabilir çünkü. O bakabilir çünkü kullanmadı diyorsunuz. Onunla alakası yok onun. Bu sizinle alakalı. Bu müthiş bir şey oldu. Ben bu konuyu daha önce biraz biliyordum ama benim için tam oturdu bu. Çok teşekkür ederim. Bir de şu ediyorum. Konuya da değinmek istiyorum. Biraz önce ağaçlarla alakalı çok güzel bir örnek verdiniz. Ben işim dolayısıyla terapist olduğum için çok uzun yıllarca aroma ve aroma yağlarıyla hep uğraşmış insanım. Ama sedir ağacı özellikle çok ulvi bir ağaçtır. Evet. Sedir ağacını evinizde bulundurduğunuzda negatif enerji alır. Kokladığınızda ise burundan giden sinyalle direktmen beyine gider. Baş ağrınız varsa geçirir sedir ağacı. Dışarıdan negatif enerji varsa temizler. Ama gerçek sedir ağacı olması gerekiyor. Yani evet. sedir ağacının bir parça elinizde bir şeysi olabilir. Örneğin masaya koyabilirsiniz, evinizde bulundurabilirsiniz, koklayabilirsiniz. Yap, dalından mı? Hayır, kendi ağaçtan kesilmiş. Evet. O bir parçaya taşıyacaksınız. Bunun da çok büyük... Kuru da olabilir diyorsunuz. Hiç yaş olmak zorunda değil. Zaten kuru olsun yani. Anladım. Sedir ağacının da böyle bir özelliği var. Bu da çok güzel bir bilgi oldu. Bu da benim kullanmış ve geçmişimde uygulamış olduğum, denemiş olduğum şeyler, benim şu anda size vermiş olduğum bu bilgiler tamamen ilk önce ben her şeyi kendimde uyguluyorum, bakıyorum. Daha sonra yakınlarımda, ondan sonra öneriyorum. Zaten Hindistan'da çok evet. gelişmiş aromaterapi bilgisi. Hı hı. Araplar Arabistan ve onlar Hindistan'dan evet. alıyorlar. Daha sonra işte İran'da hı hı. Gelişiyor bu işte. Daha sonraki yıllarda Fransa, işte İngiltere, Avrupa'da gelişiyor. Evet. Maalesef Amerika'da yani bu gelişmiyor. Evet. Nasıl olmuş el atmamışlar ama bundan sonra muhtemelen onlar da el atarlar bu işe. Amerikalılar bu kadar geliştikten sonra onlar bu kadim bilgiler. Başka şeyler uğraştıkları için demek ki şimdi, daha önemli şeylere zamanları da uğraşamamışlar yok. Uğraşamamışlar ama muhtemelen evet. bundan sonra el atarlar. Evet. Peki Tutku Hanım şimdi buyurun. Siz esma belirliyorsunuz. Bana da söylemiştiniz. Doğrudur. Bu, esmaları biraz açıklar mısınız? Yani, tabii ki. Hem ben bilgileneyim, hem izleyicilerimiz tabii bilgilensin. Ki, tabii eminim ki. Ki izleyicilerimiz çok şey biliyorlar bu tabii konuda ki. Ama kesinlikle. Evet. Fazla bilgi zarar vermez insana. Evet. Esmalarla ben çok uzun yıllardır, belki 20 yıldır esmalarla çalışıyorum. Ve esma nedir? Esma Allah'ın 99 mübarek isminin, daha da bilmediğimiz yüzlerce isminin bir araya toplanaraktan insanların sorununa göre, problemlerine göre, doğum tarihi ve bulunduğu yer, yaşadığı yer, anne, yani 7 ata soydan dediğimiz olay yok mudur? Oralara kadar, DNA'lara kadar inilip bir çalışma yapılır. Bir insanın esması da 7 gün içerisinde hazırlanır. 7 ve 7 gün içerisinde o esmaları o insana verirsiniz ve bunları zikir eder. Zikir etmek nasıl yapacaklar? Zikir
şifadır. Allah-u Teala ne diyor? Ben hiçbir kuluma dermansız dert vermedim ki. Vermem de. Bütün şifalar der, bende saklı. Bende ne demek? İsimlerimde saklı. Beni zikredin. Beni anın. Yeterli. Zikirle şunu söylemek istiyorum. Şifalanmayacak hiçbir hasta yoktur. Yeter ki inanarak yapsın ve doğru zikri kullansın. Şimdi bazı arkadaşlar var, açtığınızda bugün bu zikri okuyun. Bugün bu zikri okuyun. Okuyun da belki o zikir bana uygun değil. Bu çok önemli bir şey. Şimdi şöyle bir şey var. Fettah, ya Fettah dediğimiz zaman, ya Rezzak'la birleştiği zaman akıllara ne geliyor? Para, rızık. Fettah ve Rezzak, yani rızktan geliyor. Rızık geliyor. Direkt bu geliyor. Ama şimdi benim bugün bir hastalığım var, örnek veriyorum. Ki ben buna şifa arıyorum. Biri de bana dedi ki, tutkanım sen günde 5000 tane Fettah çek. Oldu. Benim bu hastalığım daha da ilerliyor. Çünkü çoğaltıyoruz. Esmalar tek başına çekilmez. Kişinin ebced sayısı hesaplanmadan esmalar doğru yeri bulmaz. Ecmel sayısı ne demek peki? Ben çok yabancıyım bu terimlere. Nasıl hesaplıyorsunuz onu? Bu çok farklı bir şey. Sizin doğum tarihiniz, isminiz, annenizin ismi yeterli. Ve annenizin doğumu yeterli. Buna göre bir esma ben çalışması yapıyorum. Daha sonrası sizin hayatınızla alakalı bilgi alıyorum. Bana anlatıyorsunuz. Hani şunu yanlış anlamayın. Bu ne bir faldır, ne bir urafeliktir, ne bir şarlatanlıktır. Asla. Ben Yaradan'ın mübarek isimlerini veriyorum. Sovyetlerde bunun eğitimleri var. Biyoloji eğitimleri var Sovyetler Birliği'nde. Evet. Türkiye'de de var bunun eğitimleri. Yani bunu ben şarlatanlık olarak görmüyorum. Şimdi yok, çok ben önemli. Esmalara girince onu evet. Anlatmaya çalışıyorum. Hani bunu nasıl belirliyorsunuz dediniz ya. Bunun belirlenmesi bu şekildedir. Ben size veririm. Sizin esmanız İbrahim Bey budur. Bunu çekin. İster çekersin, ister çekmezsin. Bu seninle alakalı bir şey. Çekersen faydasını görürsün. Çekmezsen göremezsin. Peki şöyle diyeyim. Örneğin omuz ağrısı da bana geldiniz ve... Esma'da çekiyorsunuz. Bu sizin iyileşmenizi hızlandırıyor mu? Bence hızlandırıyor ama hızlandırıyor. Sizce... Kesinlikle. Çünkü inanç boyutu %30 oranında ortalama belki %40 oranında etkiliyor hasta. Yani hasta inanmazsa doktora iyileşmiyor. Yani önce hasta iyileşmek isteyecek ve inanacak bize ki iyileşsin. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Şifalanmada da böyle. Şifalanmada da böyle. Şimdi bana her gelen hasta şifalanmıyor. Çünkü inançsız geliyor. Size geliyor işte kanser hastası size destek istiyor, mide hastası destek istiyor, baş ağrısı destek istiyor, migren destek istiyor ama siz tıbbı aşarak bir şey yapmıyorsunuz. Sonuçta şunu, doktora gidiyor. Şunu söylemek istiyorum. Çok, bu da çok önemli bir konuya değindiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şu an maalesef ki ortamda o kadar çok fazla biyoenerjiyi, bazı enerjileri kötüye kullanan arkadaşlar var ki insanlara duygularıyla oynayaraktan hareket ediyorlar. Bugün bir kanser hastası zaten bitmiş, çöküşte. Siz ne söylerseniz ona inanır. Biyoenerjiyle ve enerji çalışmalarıyla hiçbir kanser hastası iyileşemez. Bu yalan. Bunu sonuna kadar söylüyorum. Hep de sözümün arkasındayım. Ben bu tip danışanlarıma dahi söylüyorum. Bunun yalan, buna inanmayın. Sadece biz ne yapıyoruz? Tıkanmış çakralarda çalışıyoruz. Önünü açıyoruz. Bizim bedenimize bir enerji gidiyor, enerji frekansı gidiyor. Arkasından doktorun uygulamış olduğu uygulamalar daha da çok hızlanıyor. Biz tedavi edici değiliz, ben bir doktor değilim. Sonuna kadar da tıpa saygım vardır. Doktorlarımıza karşı yine öyle saygım çok çok sonsuzdur. Hepsine de hürmet ediyorum. Bana gelen hastam bir kere hangi hastalıkta olursa olsun kullanmış olduğu bir ilacı varsa devam edecek. Ben hiçbir hastaya ilacınızı kesin, şifa burada. Ben sizi iyileştireceğim demiyorum. Benim bir meme kanseri bir arkadaşımın amcasının kızı vardı. Çok da inanıyordu işte bana da çok inanıyordu. Dedi ki hocam bir kere siz konuşur musunuz kendisi? Ben baktığımda sol memesi resmen yaraydı komple. Evet. İçim içim yemişti, içim paramparça olmuştu. Niye dedim doktora gitmediniz? Ben dedim ben kime gittim çok ünlü. Birisine bu anlamda böyle şifacı birisine
gitmiş ve demiş ki doktora kesin gitme. Buna da bıçak vurma. Bu dişi, bu bıçak vurursa evet, seni öldürür ve o akşam çok değerli bir meme cerrahı abimi aradım. Abdim tablo böyle, bilginiz olsun. Dedi ki hocam dedi, yarın hemen gönderirseniz sevinirim dedi. Evet. Gönderdik sağ olsun. Ameliyatını yaptı, memeyi aldı. Meme sonrası ameliyat sonrası rehabilitasyonuna ben destek oldum kendisine. Üstlendim hastalığını. Çok güzel. Ama daha sonraki süreçte biz anneyi kaybettik çünkü akciğere, beyine vesaire bir sürü yere metastaz yapmıştı. Yani şimdi bir gerçekten bilmemek vardır, yani cahillik vardır. Bilmiyorum yani, sonuçta ben bu konuyu tasavvufu bilmiyorum. Örnek veriyorum ya da biyolojiyi bilmiyorum. Örnek veriyorum ama bilmediğim halde biliyorum gibi davranmak çok kötü bir şey. Ben çok büyük bir kayıp ödedik biz öyle o hastamda. Ben çok üzülmüştüm. Şu anda bile üzüldüm. Yapmamak gerekiyor. Evet. Peki Tutku Hanım. Evet. Herkes aynı zikri çekebilir mi? Herkes? Aynı zikri çekebilir aynı mi? Aynı zikri herkes çekemez. Neden? Onun durumu farklı, benimki farklı, sizinki farklı. Siz kadınsınız, ben erkeğim. Ben, evet, ben sizden 10 yaş büyüğüm. Evet. Ama diyelim ikimiz de omuz ağrısı çekiyoruz. Ağrılarımız benzer. Tamam. Siz annesiniz, işte ben baba değilim falan böyle ama omuzlarımız, omuz ağrısı, ikimiz aynı sol omuz ağrısı var. Tamam. Bir benzerlik bu, kurdum ben şimdi. Çok güzel. Bu şey yapar mı, etkiler mi? Şimdi sizin omuz ağrınız belki elektrikte kaldınız ağrıyor. Belki diğer arkadaşın omuz ağrısı 7 kuşaktan geliyor. Atalardan geliyor. Ne geliyor atalardan? Beddua geliyor. Kötülük geliyor. Beddua. Bakın bu çok önemli. Bunu biraz açabilir misiniz bedduayı? Şimdi bir insana beddua ettiğiniz zaman beddua asla karşı tarafa gitmez. Beddua önce insanın üzerine dökülür, sonra yanlara dökülür. Daha sonra 7 kuşak dediğimiz çocuklarımıza, torunlarımıza gider. 8. kuşak yok. Anlatabiliyor muyum? Peki. Ağzımızdan çıkan sözlere çok dikkat edeceğiz. Beddua yok. Tasavvufta beddua yok. Eleştiri yok. Kati surette. Kimse kimseyi cezalandıramaz. Ama affedersiniz. Şimdi Ali ya da Ayşe bana kötülük yaptı. Yanlış yaptı. Allah var. Ben buna tepkimi nasıl göstereceğim? Hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'ım sana havale ediyorum. Bu çok ulvi bir insanlık ama ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi ben programa girmeden kameram arkadaşlara dedim ki gözlük takın. Yani akşama kadar ışık altındasınız. Evet. Bu sizi çok yorar dedim. Ya da ekrana bakıyorsunuz bilgisayara. Bu size çok rahatsızlık verir dedim. Yani gözlükle korunun diyoruz en basitinden. Evet. Ama yani şu gözlük ne yapıyor? Sempatik ışık sempatik aktiviteyi yükseltiyor. O da yavaş yavaş böyle oluyoruz ve sırtımız ağrıyor. Ama gözlük taktığımızda simpatikler az yük binecek ve daha dik duracak kişi. Şimdi insanız ve simpatik aktivitemiz de var. Yani savaş kaçla yaşıyoruz. Evet. Yani bunun için çok ulvi olmak gerekiyor. Böyle beddua etmemek için. Sabır. Çok sabırlı olacağız. Çok. Peki ne yapıyoruz? Allah'a mı amel ediyoruz? Allah'a amel ediyoruz. Bak biraz önce başında demiştim. Peki gidip bir tokat atalım mı? O ne kazanır bize? Hiçbir şey kazandırmaz, kaybederiz biz. Kaybederiz. Kaybederiz. Nasıl kaybederiz? Yani ben bunu her şeyi insanlığımızı kaybederiz. Görmek istiyorum. İnsanlığımızı kaybederiz. İnsanlığımızı. O inancımızı. Anda, inancımızı kaybederiz. Evet. Vicdanımızı yitiririz. Evet. Biz karşıya vurduğumuz zaman boş durmayacak. O da bize tepki verecek. Sonra. Sonra ne olacak? Mahkemelik, polislik, sinir, öfke, mahkeme, kötülük, ağızdan çıkan bir sürü olumsuz cümleler. Ne gerek var? Allah'a havale edeceğiz, önümüze devam edeceğiz. Yoksa hayat tabii ki bir savaş. Yani şimdi maalesef ki dışarıdan hiç tanımadığınız bir insana selam verdiğinizde diyor ki nereden tanışıyoruz, pardon da. Allah'ın selamını veriyorsun. Öyle bir ana geldik ki her dakika insanlar patlayacak bomba. Bu kadar negatiflik sendromu var dışarıda. Biz o tip insanları gördüğümüzde ben böyle yapıyorum şahsen. Bakıyorum ki çok negatif bir ortam var. O insanlar hemen bir ışık grubu olaraktan düşünüyorum. O geçenleri bak bu ışık diyorum. İstediğim renge sokuyorum. O zaman kendimi uzaklaştırıyorum. Çünkü nefis devreye giriyor. Nefis, göz,
bakmak, düşünmek, yorum yapmak, gıybet, günaha girmek, bunların hepsi nefis kapsıyor. Evet, şimdi olumsuz davrandığımız zaman enerjimiz düşüyor. Düşüyor. Şimdi ben günlük hayatımda da yaşıyorum bunu. Evet. Hastaya olumsuz kelimeler ağzımda çıkarmamak için bir sürü düşünüyorum böyle. Çok inceleyip bakıyorum ki olumsuz kelime çıkmasın ağzımda. Çünkü benim de enerjim düşüyor. Çünkü size hasta geldiği zaman tüm aurasını açmış ve sizin ağzınızdan çıkacak cümlelere bakıyor. Bakın bu çok önemli. Siz hastaya dediniz ki ben sizde şunu 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 gördüm. Evet. Örneğin ben biyoenerji adına konuşuyorum. Meslektaşlarım adına konuşuyorum. Bir algıya vardınız. Dediniz ki senin buyun var, senin şuyun var, senin buyun var. Vah 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 vah. Hasta bitti. Onun hakkına girdin. Günahına girdin. Vebalini aldın. Bir o kadar da günah işledin. Biz hastaya tanı koyamayız. Biz doktor değiliz. Bilsen dahi bunu hastaya asla söylemezsiniz. Hasta zaten rahatsız ve bize gelmiş. Bir çare arıyor kendine. Hiç olmadık rahatsızlıkların da ben biyoenerjiyle geçtiğine kendim şahidim. Ama yine söylüyorum, şifa yaradandan. Evet. Peki şimdi siz de yapıyorsunuz, bana evet. da yaptınız. Ben gerçekten yani o sizin aynı moda girdiğim zaman rahatlıyordum. İşte biyoenerji evet. Uzaktan biyoenerji yaptığınız zaman rahatlıyordum ve uyuyordum. Ya da şöyle düşünelim şimdi batı tıbbı gözüyle düşünelim. Ya şimdi batı tıbbı şöyle der bana. Ya Mayda sen zaten yorgun uykun vardı. Gittin yatağa girdin ve yattın. Burada tutkanın katkısı ne? Bu uzaktan biyoenerji ne? Yani şimdi benim buradaki esas amacım şu tutkanım. Yani ben sizin yaptığınızı biliyorum. Lütfen, bana da yaptınız ama izleyicilerimiz tabii bunu ki. Tam öğrensinler, kavrasınlar. Çok doğru. Şeye düşmesinler. Yani böyle bu işin ticaretini yapanlar var çünkü. Aynen katılıyorum. O hataya düşmesinler. Derdim bu benim yoksa. Siz bu kadar konuşmak istemedim. Lütfen olur mu? Estağfurullah. Teşekkür ederim. Şimdi uzaktan çalışmayı mı soruyorsunuz? Evet. Niye uyuyor kişiler evet. diyerekten? Biyoenerjide uzaktan ya da yakından hiçbir şekilde önemi yoktur. Zaten başına ne dedik? Biyoenerji, tasavvuf. Birleştiğinde şu anda ben sizi gördüğümde sizi ben İbrahim Mayd olarak görmüyorum. Devreden ben çıktım. Tamamen frekanslarım konuşuyor size. Bir ışık bedenine geçiyorum. Ve şifayı ben Yaradan'dan istiyorum. Şifa geliyor, ben size şifayı sunuyorum. Sizdeki enerjiyle benim enerjim birleşiyor, size faydalı bir sonuç veriyor. Çalışmaların uzaktan ya da yakından olması hiç mühim değil. Kişi uyur, uyuyabilir, uyumayabilir. Herkes aynı tepkiyi verecek diye bir şey yok. Ben bugün bir enerji yaptım size. Sizin uyumanız gerekiyor. Ya da uyumamanız gerekiyor. Yok, öyle bir şey yok. Ya da bazıları var. Ben bir enerji yapmıştınız da o çok sallanmıştı, yerlere düşmüştü. Ben de o hiç olmadı. Daha iyi olmasın. Belki sizin ona ihtiyacınız yok. Yakında ben çakra eğitimi, çakra değil de evet. Sarkaç eğitimi alacağım yakın bir tarihte. Sarkaç terapi eğitimi alacağım. Çok tavsiye ederim. Bizim doktor Erol Taşdemir bu evet. yurt dışında bayağı bir eğitimini almış. Erol Hoca'ya da konuk edeceğim buraya. Erol Hoca sarkaçı salıyor. Evet. Diyor ki bu su faydalı mı? Faydalıysa su, yararlıysa sarkaç fıldır 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 dönüyor. Yapalım mı? Lütfen. Tabii ki yapalım. Çünkü suda mı yapalım? Siz bana sarkaç yaptınız. Yani, bilmiyorum. Önünü suya yapar mısınız? Dün bana yaptınız çünkü. Tabii ki yapalım. Şimdi şöyle bir bakalım. Önce suyumuzu tuttuk. Evet. Hiçbir tepki yok değil mi? Evet. Bir de soralım bakalım. Bu su şifalı mıdır? Bu suda şifa var mıdır? Siz konunuzu çevirmiyorsunuz. Bakıyorsunuz kameralar daha evet. yakından da çekebilir. Hatta diyelim ki biz bu suya enerjimizi verdiğimizde suyun frekansı nasıl olur? Bakın daha da coşuyor. Daha da yükseldiğini anlatıyor. Evet. Bu budur. Gördüğünüz bu gibi. Hızlı dönerse faydalı. Faydalı. Yavaş dönerse. Ya da şöyle yapalım mesela. Bir tane daha test yapalım. Hani insanların aklına merak kalmasın. Niye sadece su üzerinden gittiler diyerekten. Doğru mu? Evet. Bu bir bardak. Tuttuk. Bunun içindeki çaysa dönsün.
Değilse dursun. Değilse dursun. Değilse dursun. Bakalım. Peki bunun içindeki suysa dönsün deyin. Siz söyleyin. Bunun içindeki suysa dönsün. Gördüğünüz gibi. Peki şimdi çakrayla, çakra da var şey, bunun ismiydi, yok. Sarkaç. Evet, sarkaç. Şimdi size sarkaç da var, bio enerji de var. Hepsi sarkaç da bio enerji birleşince o diğer şey alet ne? Bu benim çok mucize bir enerji dalgamdır. Burada onu şimdi açıklayacağız. Sarkaç da bio enerji birleşince ne gibi etki yapıyor, nasıl etkiliyor? Şimdi ben buna pendül diyorum. İsterse bunu bio enerji yapanlar kullanabilir, isterse kullanmayabilir. Bio enerjide bunlarla çalışmak diye bir zorunluluk yok. O çok farklı bir alan. Ben sadece kendim branşıma ve eğitimlerime, bilgilerime dayanaraktan kişi geldiği zaman bana mutlaka çakralarına ilk önce çakraya bakıyorum. Hemen ben sizi bir bio enerji seans uygulayayım demiyorum. Ama uzaktan çalışmam varsa ona bir enerji yapıyorum. Kaç tane çakra var vücutta? Şimdi bizim vücutumuzda omurlarımızın üzerinde 7 tane ana çakramız var. Bilmediğimizde 250 tane bedenimizde çakra noktası vardır. Omurlarda 7 tane, bilmediğimizde evet, 250 tane. Evet, 250 çakramız vardır. Şimdi bizim birinci çakramız kuyruk sokumumuzdaki çakramızdır. Kuyruk sokumu. Ve evet, bu çakramızın rengi de kırmızıdır. Yani anlamı ne kırmızının? Kırmızı bizim yerden aldığımız güç ve yaşamla olan bağlantımız çok önemli. İkinci çakramız bizim göbeğin altından, üç parmak altındaki cinsel çakramızdır. Orası cinsel, meseleye denk geliyor. Cinsel çakramızın rengi de turuncudur. Bunda insanlar bilgi dilsini açıklamaya ihtiyacı duyuyorum. Onun rengi de turuncu ve idrar yolları enfeksiyonu, yumurtalık, cinsel performans düşüklüğü, problemleri, kadınla da erkekle de. İşte kadın mesela örneğin tüp bebek yapılıyor. Hekim o kadar çok başarılı ki tüp bebek deniyor defalarca deniyor ama olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü çakra kapalı. Doktorun hatası değil ki. Çakra kapalı. Sen ne yaparsan yap bu kapı açılmadan buraya hiçbir şey gitmiyor. Şimdi biz aromaterapide bir şey, ürünler kullanıyoruz. Ya da işte osteopat olarak evet, bir şeyler yapıyorum. Ya da işte psikoneuroimmünolog olarak ya da işte erkek ve kadında cinsel terapist olarak bir şeyler evet, yapıyoruz ama enerji boyutu çakra. Çakra kapalı çakra olursa biz hiç otomatik bir başarısı oluyoruz. Hiçbir şeyin faydası yok. Bunun hep altını çiziyorum. Vücuttaki ana çakramız, yedi çakramızın hayatımızdaki yaşamında, tedavi boyutumuzda, şifada, huzurda inanılmaz derecede rolü yüksektir. Bakın ikinci çakrayı anlattık, üçüncü çakraya geçelim. Üçüncü çakra bizim dahiliye çakramızdır. Bu nedir? İşte bütün bağırsak, ince bağırsak, kalın bağırsak. Nereye tekabül ediyor? Bu ne oluyor burada? Şeker hastalığı gibi. Burası kapalı olduğu zaman midemiz, evet mide çakramız kapalı olduğu zaman bütün hastalıkları davet ediyoruz. Bu çakra kapalıysa ağrıyor mu? Ağrı mı veriyor vücuda? Hastalık geliyor, hazımsızlık geliyor. Mesela diyor ki çok insan, ya ben bir bardak su içiyorum ama şişiyorum. Niye şişiyorsunuz? Çünkü üçüncü çakra kapalı. Niye kapanıyor üçüncü çakra? Kötü düşünce, fazla yemek yemek, kötü huy, üzüntü, mide, vücuttaki bütün olumsuzlukların çöplüğüdür aslında. Her yer orada toparlanır, her şey. Tüm olumsuzluklar insanın midesinde, üçüncü çakrada toplanır. Evet. Burası kapalı olduğu zaman, gelecekte mide reflüsü, yara, daha ciddi rahatsızlıklar. Ha bana kişi geldi dedi ki Tutku Hanım ben işte örnek veriyorum şeker hastasıyım. Benim bu çakramı siz açtınız. Biyoenerjiyle siz bendeki şekeri tedavi ediyor musunuz? Hayır ben doktor değilim. Ben anladım, şeker hastasını tedavi etmiş olsam annem 40 yıllık şeker hastası. Siz enerji boyutuyla uğraşıyorsunuz. Ben enerji boyutuyla uğraşıyorum. Katiyusata tıpla benim hiçbir peki, alakam bir yok. Peki kalp çakrası var yukarıda. Kalp çakramız bizim dördüncü çakramızdır. İşte önemli çakralardan biri de bu. Kalp çakramız kapalıysa kimseye gülümseyemeyiz, sevemeyiz. Peki gülüyorsam, merhamet edemeyiz. Ne? Çok mu açık? Merhamet edemeyiz. Kontrolü evet, kaybederiz. Her şeyde başarısız oluruz. Çarpıntı, vesvese, şüphe. Hayat böyle geçer mi? Geçmez. Uykusuzluk. Ve evet, bir de şöyle bir şey var. Dördüncü çakra, kalp çakrası,
kapalı olduğu zaman insanlar otomatik kısmette kapalı oluyor. Biliyor musunuz? Anladım. Evliyseniz karı koca inanılmaz mutsuz oluyor. Evet. Her şeyden sebep bir kavga çıkıyor ortaya. Çünkü sevgi alanları kapalı. Bir frekans akım yok aralarında. Hmm. Bu da önemli çakralarımız. Gelelim beşinci çakramıza. Beş, tiroid mi? Beşinci bizim gırtlak. Kendimizi ifade etme gırtlak. Çakramız. Ve rengi turuncudur. Şey pardon, turkuazdır. Çok özür. Turkuaz. Turkuazdır. Çünkü turuncu ikinci çakra rengi. Evet, çünkü kalbin rengini de attık. Dördüncü çakramızın rengi de yeşildir. Kalp yeşil, burası turkuaz. Evet, turkuaz. O ne işe yarıyor? Bu bizim ifade etmemizi, karşıya kendimizi ifade etme kabiliyetimizi ortaya koyuyor. Başarımızı... Konuşmamız gerekiyor, konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz, yutkunuyoruz, içimizi atıyoruz, elimiz terliyor, avuçumuz terliyor. Örneğin... Tiroidi bozuyor ama bu. Tiroidleri bozuyor, boyun ağrısı yapıyor, omurlara evet. zarar veriyor ve kulak arkasında özellikle bu bölgelerde bir müddet sonrası küçük küçük bezeler oluşuyor. Burası kapalı olduğu zaman kulak arkalarında beze oluşuyor ve kulak ağrısı oluyor, baş ağrısı oluyor, migrene kadar gidiyor bunlar. Çok inanılmaz boyutlara kadar kötü bir frekans veriyor. Burası kapalıysa örneğin biz yöneticiyiz bir iş yerinde. Hiçbir personele karşı ciddiyetimiz olmuyor, kendimizi ifade edemiyoruz. Burası kapalıysa? İfademiz yok. Evet. Altın... Ticaret yapıyoruz, başarısızız. Başarısız oluyoruz. İfadesiziz, karşıdaki evet. insana anlatamıyoruz ki. Bir hekimsiniz, sizin beşinci çakranız kapalı. Siz o hasta üzerinde ne anlatırsanız anlatın, o hasta sizden hep negatif alıyor. Çıktığı zaman da diyor ki, bu ne biçim doktordu ya böyle mesela. Sadece doktorlar üzerinden değil de bizim için de diyelim, yani bizim için de bu geçerli. Herkes için bu geçerli. Bu bizim ifade çakramız. Bazen bizi beğenmeyen hastalarımız oluyor ama geneli beğeniyor bizi. Bu şey mi oluyor, onların gözünde çakramız mı kapalı oluyor yoksa? Ya şimdi şöyle bir şey öyle var. Öyle 100 hastadan onu beni beğenmiyorsa. Ama bu çok iyi bir rakam mı söylediniz yine siz? Zaten şunu anlatmak istiyorum. Bir toplumda herkes tutkuyu çok severse burada şüphe var. Herkes beni sevmek zorunda değil. Ya onlar herkesi sevmiyor diyorsun. Bakın onlar beni sevmek, herkes, bakın beni herkes severse problem var tutkuda. Ama beni %70 seviyor, %30'da beni eleştiriyorsa tutku doğru yolda demektir. Hmm, güzel. Yani hiçbir yani şeyini... 10 üzerine 7 de düşük bir not ya. ben mütevazı davranmak istiyorum. 6. çakra neresi? 6. çakra bizim burası. 3. göz dediğiniz göz yani. Çakramız ve rengi de parlament mavisi, çivit mavi diyoruz ya. Evet. Odur. O kapalı olduğu zaman ne oluyor? Göz tansiyonu. Gözde durduk yere damar atması, çatlaması. Aşırı baş ağrısı. Migren, burun kanaması, dünyaya hiç ışık almadan bakmak, kör etmek güzelliklere karşı kendinizi, sürekli negatif cümleler çıkması. Çünkü güzeli güzel olarak görmüyorsunuz ki, göz kapalı. Kapalı üçüncü. Kalpte kapattık. Evet, evet. Bu göz hiçbir şey güzel görmüyor. Her şeyi negatif görüyor. Güzel görmüyorsa kör olsun. Şimdi sizin ya. Düşün ki göz çakranız işte değil kapalı. Mi? Değil mi? Siz bana böyle böyle bakın. Hep beni negatif göreceksiniz. Bura kapalıysa. Kesinlikle. O zaman negatif gören insanların göz çakrası kapalı mı? Kapalı. Onların kalp çakrası da kapalı olur. Bağlantınız zaten. Mide çakrası da kapalı olur. Şimdi şöyle bir şey var. Ama onların 7 çakrası kapalı bakın, olur. Bakın şimdi şuraya biz 7 tane bir taş koyduk. Hepsi aynı eşit değerde. Bir tanesi yıkıldı. Hepsi yıkılıyor. Pat! Hepsini bozulmuş. Domino etkisi yapıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Hepsini... Batırıyor. O zaman iyi olmak gerekiyor yaşamda. Yaşamda iyi olmak gerekiyor da tek başına iyi olamıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var. Senin çakran kapalıysa sen bana gelmişsin. Senin kalp çakran kapalı. Diyorsun ki ya ben ölüyorum. Ölüyorum ya. İbrahim Bey ölüyor. Çarpıntı, sıkıntı, vesvese. Şimdi sen bu insana git de ki İbrahim Bey siz evrene güzel enerji gönderin. Gidin şu kitabı okuyun. Güzel düşünün. Ya adam bitmiş neyini güzel düşünecek? Kardeşim bunun çakrasına bakın önce. Bir çakra açılsın. Siz İbrahim Bey'e ne anlatıyorsunuz? İbrahim Bey'e arabaya bin ama... Arabada benzin yok diyorsunuz. Arabanın benzini yok. Tekerleri yok. Nasıl gidecek İbrahim Bey bu arabayla? Olmaz. Önce iyi bir bilen, çakrayla alakalı gerçekten donanımlı ve doğru bilgiyi veren bir meslektaşımıza insanlar gitsin. Bir baktırsın, daha sonra ne yapmak istediklerine o yolda yürüsünler. Son çakra ve son soru. Son çakramız
Yedinci çakramız bizim burasıdır. Buranın rengi mordur. Ama çok böyle maneviyata yüksek, aşmış, hani tasavvuf dedik ya, ölmeden önce ölmek vardır. Bunları yaşayabilen insanların buradaki rengi açık beyaz renktir. Bu da çok nadir görülür insanlarda. Abdal i̇şte, olmak mı gerekiyor? Kesinlikle. Bir, burası ne oluyor? Günahlarımız, sevaplarımız, yaptığımız kötülükler, her şey burada. Burayı kapattık ve işimiz çok zor. Hiç her şeyi unut. O insanın kati surette karşıdaki insana karşı saygısı olmaz, merhamet de olmaz. Ondan her kötülüğü bekleyebilirsiniz. Bizim ana beden çakralarımızda bu kalbin altındaki üç çakramız bünyevidir. Geri kalan üçümüz ise ruhalidir. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Peki, dünyaya güzellikler kurtaracak diyoruz. Her şey sevgiyle olsun. Sevgiyle olsun ama yaşamımız vicdanla olsun. Bakın, tabii ki. Vicdanla olsun, merhametle olsun, saygıyla olsun. Lütfen ben şunu seslenmek istiyorum herkese. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama saygılı olmak lütfen zorunda. Saygılı olalım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben hoş çok geldiniz, teşekkür safa ediyorum. Geldiniz. Sağ olun, varın. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi hafta sonları. Sevgiyle kalın.